merhabalar arkadaşlar. Bu hafta sizlerle Fahri Rıfkı Atay'a ait Zeytin Dağı kitabı ile birlikteyiz. Kitabı şu şekilde göstereyim. Kitap gördüğünüz gibi arkadaşlar küçük bir eser. Ben ilk gördüğümde de küçük olduğunu sizlere dile getirmiştim. Ama kitabın her ne kadar maddesel olarak boyutu küçük olsa da manevi olarak boyutu inanılmaz büyük arkadaşlar. Benim okuduğum en güzel tarih kitaplarından bir tanesiydi kendisi. Kitabımızın özelliği şu: ana türünde bir eser. Osmanlı Devleti'nin son dönemini anlatan muhteşem bir eser. Fahri Rıfkı Atay kendi anılarını bu kitabın içerisinde toplamış. Aynı zamanda o dönem yazılan kitapların içerisinde bugün bile anlaşılması çok kolay olan bir kitap. Dili çok güzel yazılmış. Yani Türkçenin bütün gücünü yazar burada kendisi göstermiş. Fahri Rıfkı Atay Osmanlı döneminde yedek subay olarak görev yapıyor. Aynı zamanda da Cemal Paşa'nın yaverliğine kadar, Cemal Paşa'nın ne diyeyim, özel kalemliğine kadar yükseliyor. Yazar olmayıp da Türkçeyi bu kadar etkili ve güzel kullanması da çok ilginç arkadaşlar. Kendisi asker, askerlikteki Osmanlı Devleti'nin son zamanlarındaki gördüğü, yaşadığı olayları bu kitapta toplamış. İttihat ve Terakki Partisi'nin içerisindeki Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa'nın birbirleriyle olan ilişkilerinden, dünya görüşlerinden, işte savaş hakkındaki düşüncelerinden de yer veriliyor içerisinde. Anı türünde olduğu için anlatılanların arkadaşlar büyük çoğunluğu tabii ki gerçek hikayeler. O ana tanık olmuş ki bir kişinin gözünden resmen Osmanlı Devleti'nin son dönemini tekrar yaşıyorsunuz. 1910'lu yıllar, 15'li yılları tekrardan o yıllara gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu seferki hikayemiz Suriye'de, Mısır'da, ondan sonra Kanal Cephesi'nde, bazen Yemen'de geçiyor. Oradaki savaşın gidişatını, ondan sonra askerlerin mücadelesini yazar bize gerçekten realist bir şekilde, gerçekçi bir şekilde aktarmayı başarabilmiş. Ben okurken şoka girdim arkadaşlar. Hayal ettim. Düşünün, Anadolu'nun verimli topraklarından, yeşil bağlarından, İstanbul'dan askerler trenlere doluşuyorlar. Hep beraber gidiyorlar trenle Mısır'a kadar. Mısır'dan sonra zaten tren yolu da bitiyor. Mısır'a kadar, Suriye'ye kadar. Adana'dan, Suriye'den sonra zaten tren yolu da bitiyor. Artık yaya olarak çöllere düşüyorlar. Çöllerde kaderleri artık yağmurun yağıp yağmamasına kalıyor arkadaşlar. Çünkü çöldeki en değerli şey suymuş. Yani bizim bunu bugün buradan hayal etmemiz bile çok güç. Artık yani düşünün, koskoca bir ordunun kaderi suyu bulup bulamamasına, yağmurun yağıp yağmamasına kalıyor. Allah tarafından yağmur yağıyor ve askerlerimizin büyük çoğunluğu Kanal Cephesi'ne kadar ulaşıyorlar. Bu yolculuktaki düşünceleri, işte hisleri anlatılıyor. Oradaki gördükleri manzaralar, yani 1910'lardaki işte Orta Doğu'daki ve Afrika'daki insanların yaşamı anlatılıyor. O topraklardaki, aslında o toprakların hiçbir zaman bizim olmadığını, yani oralara biz oralarda bir asimile politikası gütmediğimiz için Osmanlı kültürümüzü yayamadığımızdan bahsediliyor. Yazar bundan yakınıyor. Bir de kitabın içerisinde beni çok etkileyen böyle vurucu bölümler oldu. Bunlardan bir tanesi, bir söz var, hiç aklımdan çıkmıyor. En iyi adaletsizlik bile en kötü adaletten kötüdür diyor. Bu söz beni çok etkiledi çünkü Osmanlı Devleti'nin son zamanında artık devlet can derdine düştüğü için adalet ordunun elindeki birkaç paşanın eline geçiyor. O paşalar tamam, her ne kadar hakkı bilen insanlar da olsalar, yine de arkadaşlar tek kişinin karar vermesiyle bir güruhun karar vermesi arasında bir fark var. Yani bir meclisin karar vermesi arasında bir fark var. Bunun zararlarından anlatılıyor. Bunun ne kadar kötü bir şey olduğundan bahsediliyor içerisinde. Aynı zamanda kitapta oradaki askerlerin anılarından bahsediyor. Bir tane anıdan bahsedecek olursak, askerin bir tanesi Kanal Cephesi'nde savaşırken artık öyle bir noktaya geliyor ki insanlar kendi canını, yani yaşayabilmek için, yiyecek bulabilmek için karşı tarafa saldırmaya başlıyorlar. İlk mesela karşı taraftaki askerleri esir aldıklarında ilk yaptıkları şey onların yiyeceklerini almak. O yiyeceklerden bir tanesini tadan bir asker diyor ki, bu İngilizlerde de durum kötü galiba diyor. Çanakkale'deyken yemekleri daha iyiydi. Yani bu asker hem Çanakkale'de cehennemi yaşamış hem de Mısır'da ondan daha büyük bir zorluk ve cefa içerisinde savaşmış. Bunun büyüklüğü bile yeter arkadaşlar. Yazar kendisi de söylüyor zaten. Anadolu diyor ne kadar güzel yiğitler yetiştirmiş diyor. Bu yiğitler diyor yemyeşil ovalarda da yaşayabiliyor. Mısır'ın çöllerinde de hayatta kalmayı başarabiliyor ve Mısır o
cehennem gibi sıcaktan sağ çıkmayı başarabiliyor. Çok güçlü bir askerimiz var. Zaten askerimize devletimiz çok güveniyor, yani güvendiği için de bu işleri hep ona yüklüyor. Anadolu çünkü yiğitler mekanı, yiğitlerle dolu Anadolu. O zamanki askerlerin o şeyleri, yani azimleri, güçleri, işlerindeki kutsal toprakları kurtarmak için yaptıkları, katlandıkları cefalar, bunların üstesinden gelebilmeleri beni çok etkiledi kitabın içerisinde. Onun haricinde bu kitap arkadaşlar mutlaka herkesin okuması gereken bir eser. Her gencin okuması gereken bir eser. Çünkü Suriye dediğimiz, Mısır dediğimiz topraklar, her ne kadar biz oraları asimile etmesek de bir zamanlar bizim topraklarımızdı. Bizim orada vatandaşlarımız vardı. Türkler de yaşıyordu orada. Yakın tarihi öğrenmek isteyen arkadaşların mutlaka okuması gerekiyor. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da 100 temel eser arasına alınmış bir kitap. Bence de sonuna kadar hak ediyor arkadaşlar. Yakın tarihi, yani anlayabileceğimiz bir dille yazılan muhteşem bir eser olmuş. Bence daha büyük basılabilir bunu. Çünkü biraz böyle cep kitabı değil bu. Herkesin kütüphanesinde bulunması gereken büyük bir eser. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi hafta sonları.